şu ahengi görüyor musunuz? Uçuşan kuşlar, dalgaları yarıp ilerleyen gemiler, rüzgarların etkisiyle nazlı nazlı sahillere vurmakta olan dalgalar, köprünün kollarına sığmış olan sırlı sis bulutçukları, kenarda sahilin mistik dalgalarına kendini bırakmış olan mini tekneler, suyun içerisinde fena olmuş olan deniz anaları, arada sığınmış olan balıklar, kuşların tesbihatları, ağaçların inkirazları, arabaların itirafları, subhanallah, bütün bu ahenk kendilerinin yapımcısı olan, kendilerinin hakimi olan, sahibi olan mutlak kuvvet ve kudreti haykırıyor. Ayetlerde defaatle geçtiği gibi göklerde ve yerde olan her şeyi Allah'ı anar ve hepsi Allah'ındır. Şu anışlar, tesbihatlar, zikirler, şu muhteşem mevcutatın eserleri tek bir kuvvetin ve kudretin itirafını yapıyorlar. Allah Subhanahu ve Teala öyleyse bunu görmek, gözlemlemek ve anlamaya çalışmak gerek. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ Göklerde ve yerde olan her şey her şeyin sahibi olan, her şeyi evirip çeviren mutlak bilge zat olan Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyorlar. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Göklerde ve yerde olan tüm varlık orduları Allah'ındır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Göklerde ve yerde olan tüm krallık, hükümranlık Allah'ındır. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Affı seçen, sevgiyi seçen, merhameti seçen, ilahi aşkı seçeni dilerse buna erdirir ve affeder. Delaleti, batılı, zulmü, küfrü, karanlığı seçeni de dilerse bundan dolayı azap eder. Sabah namazında hocanın okuduğu gibi Fefirru ilallah. Allah'a kaçmak lazım. O zaman diyelim, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkı ile avunurum diyor ya, Allah ile avunurum. Bana seni gereksen deme bak. Allah'a emanet ol. Gördüğünüz her şeyde Hakk'ın imzası ruhunuza nüfuz etsin. Yunus gibi papatyalarla dile gelen